2008 yılında bir kanun yayınlandı. Enerji verimliliği kanunu. Enerji verimliliği kanunu ile birlikte şu sağda gördüğünüz belge, enerji kimlik belgesi zorunlu hale geldi. Teşekkür ederim hocam. Enerji kimlik belgesi enerji kimlik belgesi arkadaşlar, o yıldan bugüne yeni yapılan binalarda zorunlu. Yani eğer yeni bir bina yaptırıyorsan, mesela çıktınız siz, işte mezun oldunuz, yeni bina yaptıracaksınız. Bu belgeyi almaya mecbursunuz. Bu belgeyi çıkartmaya. Bu belgeyi de makineciler veriyor. Makineci binanın bütün tasarımına bakıyor, bütün iklimlendirme sistemine vesairesine ve binaya bir puan veriliyor. Tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi burada A'dan G'ye kadar sınıflar var, enerji sınıfları. Sizin binanın puanı çıkıyor. Ama kanun diyor ki kardeşim, yeni binaların en az C sınıfı olması lazım diyor. Bakın bunun üstünde rakamlar görüyorsunuz. Bazı enerji kullanım sınıfları. Bu size demin gösterdiğim şunlar. Kilowatt saat rakamları yani. Diyor ki devlet, Türkiye'de yeni yapılan binaların en kötü tüketimi 99 kilowatt bölü saat olacak diyor. Bundan sonrası için. Böyle bir hedef koymuş Türkiye yeni yapılan binalara. Peki soru şu. Devlet demiş ki en kötü C olacak. B de olabilir, A da olabilir. Sizce bir müteahhit kendi binasını B veya A yapar mı? Yapar mı yani? Ben olsam ben de yapmam. Yani kanun C demiş, C yapar geçerim yani. Kendi oturacaksa yapar, bravo. Başka ne zaman yapar? Yok, yasa C diyor abi. Yasa C diyor. Yasanın C deme şartı sabit. Daha ucuz yapabilecekse, ama genelde performansı artırırsan mutlaka maliyetin artar. Başka? Ne zaman yapar? A sınıfının faydalarını anlatıp daha çok para kazanabileceğini bilirse A sınıfı yapar. Güzel. Peki. Güzel. Başka? Uzun dönemi düşünüyorsa yapar. Neye göre uzun dönem? Uzun dönemde daha karlı bir iş. Kimin için? Hem alıcı için hem müteahhit için. Alıcı için doğru da müteahhit için niye? Ben satıyorum evi, gidiyorum yani. Onu öyle pazarlarsa daha fazla. Evde kullanacağım malzemelerde değişim olabilir. Mesela kalorifer ekledim. Ha, peki, güzel. Başka? Binanın alıcısı yabancı olursa. Yani alıcısı bu işi bilirse demek istiyorsun. Evet. Yapaysak. Almanlar bunu böyle alır ha falan diye. Türkler almaz ama doğru. Evet, aynen öyle. Bunların hepsi doğru arkadaşlar. Toparlayalım. Bir, şimdi bir kere müteahhitin, yani inşaatı yapan mal sahibinin bununla ilgili bir motivasyona ihtiyacı olması lazım, değil mi? Bunu böyle yapmak için. Şimdi mesela bizim kanunlarımızda dairelerimizde parke kullanmalıyız diye bir madde var mı? Yok. Hiçbir kanunda böyle bir madde yok. Hiçbir kanunda yok yani. Ama bütün dairelerimizde parke var. Tahta, ahşap. Neden var? Ya yani neden mesela şey yok? Böyle hani parke görünümlü muşambalar vardır biliyorsunuz yani. Onlardan yok. Niye yok? Tüketici istemiyor çünkü. İstemiyor yani. Alıcısı yok malın. Sen ucuz da yapsan onu alıcısı yok. Alıcısı yok. Ne yapıyorsun? Tüketicinin istediğini yapmaya çalışıyorsun evinde ki satılabilir olsun yani. Eşittir. Ne zaman tüketici gelip der ki müteahhite, birader ben şöyle bir ev istiyorum der, müteahhit o zaman ancak motive olur bunu yapmaya. Herkes için bu geçerli. Pazarda, yani ekonomi piyasasında arz ve talep diye bir şey var. Arz ve talep. Bunun dengesi hep konuşuluyor. Arz talep dengesi falan gibisinden. Eğer talep yoksa kimse bunu arz etmez. Çılgın olmalı yani bunu arz etmesi için. Zaten rekabet de demez, mal elinde kalır. O yüzden en kritiği arkadaşlar tüketicinin talebini yaratmak. İnsanların talebinin oluşması yani. O yüzden aslında benim yaptığım turun amacı da bu. Bütün bu mücadelemizin amacı da bu yani. Eğer biz buna insanlara istedebilirsek, insanlar bu apartmanı bir daireye almaya, ya işte ben şu aynı mahallede şu apartmana girdim, onun enerji kimlik belgesi B sınıfıydı, seninki C sınıfı, aranızda 20 milyar fark var, ben bunu alırım dediği anda İşte o C sınıfı yapan müteahhit de başlar. Aa abi bunu artık B sınıfı olan gidiyormuş demeye başlar yani. O yüzden talep önemli, kamuoyu önemli. Bizim anlatmamız önemli, sizin anlatmanız da önemli. Her denk geldiğiniz yerde yani bu enerji kimlik belgesi mevzusunu. Şimdi dedik ki Türkiye'deki yeni binalar C sınıfı yapılıyor. Ortalamaya da şey demiştik. İşte 150 ila 300 kilovat saat arası demiştik Türkiye'de. Şimdi yeni binalar C. Ortalama 150-300 kilowatt saat arasında geliyorsa eski binalar ortalama kaç çıkar? 400, 500, 600 falan çıkar yani. Ki ortalaması şeye gelsin yani. 100'e gelsin yani.
Gördüğünüz gibi bu dökümanın en alt sınıfı G, 175 demişler. Ucunu da açık bırakmışlar. Normalde açık bırakılma sebebi bizim için yani. Çünkü tasnif dışı binalarımız. Yani normalde dünyada burada böyle şurada bir rakam yazıyor dünyada yani. Yani burada bir rakam var normalde. Şu şunun arası falan diye. Çünkü bundan aşağısı olmaz diye beklentisi var adamların yani. Ama bizde öyle değil ki. Bizde şöyle sınıflar var. T. S sınıf falan çıkar bizde yani binalar. Baktığınız zaman. Ama ne yapılacak bizde? Gelip işte binaların analiz yapılacak mevcut binalara. İşte en alttaki yazılacak. G denecek. Ama o gördüğünüz G'ler aslında G değil. O H, K, L falan diye çıkacak yani. Ama şu anda mevcut binalarda bu zorunlu değil. Yani oturduğumuz binalarda bu belgeyi almak zorunlu değil. Sadece yeni binalarda zorunlu. Peki oturduğumuz binada ne zaman zorunlu olacak bu belge? Bundan 7 ay sonra. 1 Ocak 2020'de artık mevcut binalarda bu belgeyi almak zorunda olacak. Almazsan ne olacak? Bir cezai yaptırım yok. İşte hapisti, paraydı falan bir cezası yok. Ama bu artık tapunun değişmez parçası olacak bu belge. Eğer sen dairenle ilgili bir şey yapmak istersen, almak, satmak, kiralamak, ipotek etmek vesaire gibisinden, o zaman diyecekler ki birader sen önce git belgeni al. O yüzden belki 2020'nin başında böyle haldır hıraş herkes buna geçmeyecek ama 1,5-2 yıl içerisinde Türkiye'deki bütün binaların enerji kimlik belgesi olacak. Devlet bunu şart koşuyor yeni binalar, mevcut binalara 1 Ocak 2020'den itibaren ama sınıfını şart koşmuyor. Diyor ki senin sorumluluğun bina sahibi olarak belgeyi almak. Belgeyi alıp kendi tanımını görmek yani. Ne çıkarsa. Artırmak zorunda değilsin. Neden böyle yapıyor? Çünkü devlet de şunu biliyor. Bir kere rakamı gösterebilsek, bak bir kere rakamı göstersek millet yapıyor zaten bunu. Bakın şu anda zorunluluk olmamasına rağmen Türkiye'de çok ciddi anlamda bina, mevcut bina, oturulan bina yani girip kendi belgesini alıyor. Alırken de o anda mantolamasını yaptırıyor. Isı yalıtımını yaptırıyor. Çünkü belgeyi almak için ne yapıyorsun? Gidiyorsun bir enerji verimli danışmanına. Adam geliyor binaya bir analiz yapıyor. Diyor ki abicim ben senin binaya belgeyi verirsem eğer şu haliyle G'ye çıkacaksın. Ama diyor bak eğer mantolama yaparsak şöyle ben seni C'ye getireceğim. Hem belgen yükselecek hem de tasarrufa başlayacaksın yani. Belgenin yükselmesinin özelliği nerede? Bu şu anda belki cazip yani çok fazla bilinmediği için çok değerli değil ama dünyada bu belgedeki sınıfa göre ev fiyatlanıyor. Yani biz şimdi otomobil almaya gittiğimiz zaman baktığımız ilk şeylerden bir tanesi. Değil mi? Kaç para yakıyor bu araba? Hatta zaman zaman sevdiğimiz arabayı bırakıyoruz. Ya beğenmediğimiz bir arabayı alıyoruz yani daha ucuz yaktığı için. Doğal olarak şu anda Türkiye'de de eğer şu belge alınırsa %90 oranında bu belgeyle birlikte ısı yalıtımı da yaptırıldığı için devlet de bunu bildiği için diyor ki ben buna şart koşmuyorum. Türkiye'de için kendi haline bırakıyorum.